şöyle ekmeği. Alo. Alo, buyur abim. İbrahim abi, evden çıkamıyoruz malum. Bana 3 ekmek, 4 tane de yumurta gönderebilir misin? Çocuğu gönderiyorum ben. 4 ekmek. Ha, 3 ekmek, 4 yumurta. Tamam, tamam abi, hemen hazırlıyorum. Ben İbrahim Çetin. 20 yıldır mahallemizdeyim. Market, askerden geldi gelirim. İşte 20 yıl oldu. Market açtım. Halkımıza hizmet veriyoruz. Elimizden geldiğince topluma duyarlı olmaya çalışıyoruz. Yani bu da bir, ne diyeyim, öncülük yapabilir miyiz diyerekten bir fikir ortaya koyduk. Arkadaşımız Hasan'la beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik. İşte bu da baktım biraz fazla şey olmuş. Akşamdan beri bayağı ne diyelim, tebrik mesajları var. Ne diyelim, halkımızı sokaktan kurtarabilirsek. Tabii inşallah. Bakalım, hatta drone almayı düşünüyoruz 4-5 tane. Bakalım o şekilde hizmet vermeyi düşünüyoruz inşallah. Şöyle söyleyeyim, ben bunu hobi amaçlı kullanıyorum, drone'u. Daha çok görüntü çekmek amaçlı. Ama bugünlerde malum koronavirüsünden dolayı devletimiz dışarıya çıkmayın önerisinden sonra dedim ki bunu sadece görüntü amaçlı kullanmayayım. Aynı zamanda alışveriş yaparken de markete göndereyim ve marketten de alacağım malzemeleri drone'la taşıyayım diyerek böyle bir fikir oluştu. Bakkalda bu aslında yeni konuşulmuş bir şey değil. Bizim aramızda daha önceden de çok kez aslında şakalaşma yollu. Abi sen kendin niye geliyorsun? Gönder drone'u, biz drone'la geriye göndeririz diyordu. Ama bir türlü gerek işlerimizin yoğunluğundan dolayı, gerekse bir fırsat bulamamamızdan dolayı bir türlü gerçekleştiremedik. Ama artık iş zaruriyet boyutuna geldiği için burada bunu mecburi olarak yapmak zorunda kaldık. Eskiden hep şeye giderdim, bakkala. Artık babam drone'la yaptığı için ben de evin oyun oynayabiliyorum.